Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri Ahval'desiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Bugün de Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programında ben Gülten Sarı sizlerin karşısındayım. Her hafta olduğu gibi hattımızın diğer ucunda da Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış var. Yaşar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülten Hanım. Bugün neyi konuşacağız? Yine önemli bir konuyu konuşacağız. ABD'nin Türkiye'deki ve bölgedeki askeri üslerini konuşacağız. Malum askeri üsler aracılığıyla ABD hegemonyası bölgede, Türkiye'de yayılmaya çalışılıyor. ABD'nin çıkarları korunuyor. Türkiye'de de çok sayıda üs var. Kimi zaman spekülasyonlar da yapılıyor. Gizli üsler de var deniliyor. Ancak tüm Türkiye'nin aşina olduğu en bilinen üs İncirlik'teki askeri üs, ancak İncirlik'teki askeri üsle de ilgili 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Türkiye'li komutan darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. İki ülke arasında bu konuda bir güvensizlik de baş göstermişti. ABD'nin başka ülkelere, komşu ülkelere de üsleri taşıması gündeme gelmişti. Ürdün, Kıbrıs bunlar arasındaydı. Yaşar Bey'le bu konuyu konuşacağız. Yaşar Bey, öncelikle şunu soralım. Türkiye'de kaç tane ABD üssü var? Ne dersiniz? Valla yani askeri sır sayıldığı için hepsini açıklamıyordur. Gerek bizim makamlarımız, gerek Amerikan makamları, ama NATO'ya tahsisli üsler var. Dolayısıyla o Amerika'nın istifade ettiği üsler olduğu kadar Türkiye'nin ve öteki NATO üyesi ülkelerin de yararlandığı üslerdir. Ama biraz önce sizin de söylediğiniz gibi İncirlik üssü en önemli üs. Çünkü orada daha fazla NATO silahı var. Nükleer silahlar meselesi var. İşte Türkiye her zaman her şeyi açıklamak durumunda değil ve bizim de açıklamamamız gerekir bazı şeyleri. Ama Türkiye'de sayılarını pek bilmiyorum, ama çok sayıda NATO'ya tahsisli olduğu için ve hatta NATO ortak kullanımına tahsisli olduğu için çok sayıda üs var. Onlardan öteki NATO ülkeleri gibi Amerikalılar da yararlanıyor, ama Amerika öteki ülkelerden daha fazla yararlanıyor. Çünkü bölgede onun askeri varlık göstermeye ihtiyacı var. Lüksemburg'un veya İzlanda'nın, onlar da NATO üyesi, onların böyle bir ihtiyaçları yok. Fransa ve İngiltere'de işte şey kadar değil, Amerika kadar değil, ama biz NATO üssü dediğimiz zaman onları esas itibariyle Amerikalıların yararlandığı üsler olarak kabul etmemiz lazım. Onlardan da Pirinçlik var, Sinop var, ondan sonra işte İncirlik var, Kürecik var. Bütün bunlar öteki ülkeler meyanda Amerika'nın da yararlandığı üslerdir. Peki biraz önce bahsetmiştim 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili AKP iktidarından ABD'ye çeşitli suçlamalar yöneltildi. İncirlik'in de bu süreçte bir rolü oldu. Her ne kadar muğlak olsa da daha sonra bu konu üzerinde çok fazla habere rastlanamasa da ABD'de buradaki kimi askeri araçlarını ve teçhizatını başka üslere transfer etmeye başlamıştı. Hatta ABD İncirlik'ten çekiliyor mu minvalinde tartışma konusu ortaya atılmıştı. Siz ne dersiniz? İncirlik'te bu anlamda bir gelişme yaşandı mı? ABD alternatif üsler arıyor mu Türkiye ile ABD arasında? Bu anlamda bir güvensizlik var mı, oldu mu? Ne dersiniz? Güvensizlik var. Güvensizlik aslında galiba Türkiye ile Amerika arasında
çok eskiden beri, yani 1960'lardan itibaren başladı. 1952'de Türkiye üye olduktan sonra NATO'ya ilk 10 yılı gayet iyi geçti. Ama 1960'ların başından itibaren Kıbrıs'la ilgili sorunlarımız çıkmaya başladığı zaman Amerika'daki güçlü Rum lobisi Kıbrıs'la ilgili olarak yaptıklarımıza karşı Amerikan senatosunu, yönetimini ve kamuoyunu Türkiye aleyhine kışkırtmak suretiyle Türkiye'ye karşı birçok önlemler alındı. Buradaki en böyle tarih dönüm noktası sayılan şey 1963 yılında o zamanki Başkan Johnson'un o zamanki Başbakanımız İsmet İnönü'ye gönderdiği bir mektup var. Mektup, Johnson mektubu diye işte sık sık anılır. Mektubun mahiyeti esas itibariyle şu: Türkiye Kıbrıs'a karşı bir askeri hava harekatı gerçekleştirebileceğini ima etmişti. Johnson'un mektubunda NATO'nun charter'ının yani anayasasının 5. maddesine atıfta bulunarak o madde şöyle diyordu: eğer NATO üyesi ülkelerden biri bir saldırıya uğrarsa öteki NATO üyesi ülkeler bu saldırıyı kendi ülkelerine yapılmış saldırı gibi sayacaklardır ve ona göre uygun görecekleri önlemleri alacaktır diyor. 5. madde bu. Şimdi Johnson diyor ki o mektubunda, eğer diyor siz Kıbrıs'a karşı bir hareket düzenlerseniz ve burada da Amerikan silahlarını kullanırsanız ve Rusya da buna karşı Türkiye'ye bir saldırıda bulunursa NATO üyeleri Türkiye'ye yardıma gelip gelmeyecekleri konusu garanti değildir diyor. Bu son derece Türkiye'yi kızdıran ve İsmet Paşa'yı da çok kızdıran bir şey oldu, adım oldu, bir göz açıcı bir gelişme oldu. Yani NATO'nun 5. maddesi ne göre ülkeler kendilerine yapılan saldırıyı öteki ülkelerde kendi ülkelerine yapılmış gibi sayacaklardır diye beklerken Johnson evet öyledir ama siz Kıbrıs'a saldırırsanız ve bundan ötürü de başka bir ülke size saldırırsa öteki ülkeler Türkiye'ye yardıma gelmeyebilir demeye getiriyordu. İlk Amerika'ya karşı güvensizlik o tarihte başladı. Ondan sonra da Amerikan işte Kıbrıs'taki harekat üzerine ambargo koydu. Ondan sonra başka gelişmeler oldu. Ve Türkiye'nin NATO'ya karşı güvensizliği zaman içinde gelişti. Aynı şekilde NATO üyesi ülkelerin de Türkiye'ye karşı güvensizliği gelişti. Bazen bu güvensizlik Türkiye'ye fayda da sağladı. Amerikan 1967'de ambargo koydu Türkiye'ye ve o ambargo sayesinde Türkiye bazı güvenlik ihtiyaçlarını, malzeme ihtiyacını kendi başına karşılaması için girişimlerde bulundu. İşte Savunma Sanayi Müsteşarlığı daha ileriki tarihlerde bu nedenle kuruldu. Yani bazen felaketler ülkelerin gözlerini açmalarına sebebiyet verebilir ama sizin işaret ettiğiniz bir güvensizlik var mı sorusu, evet var. Bu 1960'ların başında başladı, giderek arttı. Şimdi 2011'den sonra biraz daha fazla arttı. Çünkü Amerika ile ihtilafa düştüğümüz, farklı düşündüğümüz, farklı yaklaştığımız konuların sayısı arttı. Hele en son bu Ruslardan S-400 savunma sistemini almaya karar verdiğimiz zaman o Amerika'yı adeta çıldırtmış gibi. Şimdi her ağzına gelen Türkiye'ye tehditler savurmaya başladı.
böyle bir noktadayız şu anda. Bunun sonucunda da evet Amerika'da Türkiye ile böyle giderse bu Türkiye'de silah bulundurduğumuz, savunma sistemi bulundurduğumuz üslerden başka alternatifler arayabilir miyiz diye arayışına girdi. Ve öyle zannediyorum müzakerelerde cereyan ediyordur. Onun ayrıntılarını bize mutlaka bildirmiyorlardır ama Kıbrıs'la ilgili olanlar şimdiye kadar sızdı. Ürdün'le ilgili olanlar sızdı. Zaten Doha'da, Katar'da bir Amerikan üssü esasen var şu anda mevcut. Dolayısıyla belki Kuzey Irak'ta da böyle şeyler yapmayı düşünebilirler. Barzani bölgesinde yani Kuzey Irak'taki Kürdistan Otonom Bölgesi'nde de yapmayı düşünebilirler. Bunlar Amerika'nın bize karşı, Türkiye'ye karşı hem tehdit olarak kullanacağı hem de bir süper güç olarak bütün yumurtalarını aynı sepete yani Türkiye sepetine koymak istemeyebilir. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Hatta Orta Doğu bölgesi dışında işte Romanya'da ve Bulgaristan'da da askeri mevcudiyeti olacaktır. O da Karadeniz'deki güç dengesini değiştirecektir. Böyle bir gelişme var. Yani Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen Sovyetler Birliği'ne açılımlar yapması pek tabii ki başta Amerika olmak üzere NATO'yu ve NATO'nun bütün kararlarında çok etkili olan Amerika'yı etkiliyor ve Amerika da ona göre başka çareler arıyor. Yani Akrotiri üssünden bahsettiniz. Evet. Akrotiri'de zaten eskiden beri var, mevcuttu Amerika. Orası NATO üssüdür. Hı hı. Ama Yunanistan'ın çeşitli yerlerinde de üsleri var. Yani işte Türkiye'de de sayılırsa yani öyle zannediyorum 15 tane ayrı yerde Amerikan varlığı var. En başta İncirlik dedik. Ondan sonra İzmir'de zaten bir Land Southeast NATO karargahı var. Ondan sonra Şile'de bir üs var. Balıkesir'de var, Muğla'da var. Ankara'da bu Ahlatlıbel'in İncek tarafında Amasya, Merzifon var, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır vesaire Pirinçlik. Bir sürü yerler var. Yunanistan'da da böyle üsler var. Akrotiri önemli bir yer. Ama yani Türkiye'dekini kapatıp da Amerika'nın oraya taşınması sizin sorunuzun özünde o yatıyor. O olur mu? Şartlar oraya varırsa tabii o da olabilir. Peki bu üslerin Türkiye'nin komşu ülkelerine, bölgesine dağılması ve bu ülkelerin birçoğuyla da çatışmalı haller söz konusu. Yani problemler var özellikle Kıbrıs'la ilgili ve şimdi ABD Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'la birlikte doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yürütüyor. Bu üsler bu anlamda Türkiye'nin uzlaşmazlık yaşadığı, sorun yaşadığı ülkelere kayması, kaydırılması, ABD'nin de İleride bu tür uzlaşmazlıklar gündeme geldiğinde, daha çok alevlendiğinde tutacağı safla ilgili de bir sorun yaratır mı? Ne dersiniz? Nereye doğru gidiyor bu mesele? Yaratır tabii ve yani ittifaklar dediğimiz bloklar, bloklaşmalar dünyada hep bunun sonucunda olur. Bu bloklaşmalar bir NATO gibi ve Varşova Paktı gibi bir pakt çerçevesinde olabileceği gibi geçici koalisyonlar şeklinde de olabilir ve ülkeler kendilerine tehdit gördükleri zaman o tehdidi dengelemek için başka ülkelerle işbirliği yaparlar. Sizin söylediğiniz şeylerin her biri varit olabilir. Onun için Türkiye'nin dünyada mümkün olduğu kadar etrafındaki ülkeler uzak veya uzakta olup da çıkar ilişkisi, her türlü ilişki içinde olduğunuz ülkelerle sorunlarınızı azaltmanız lazım. Yani her ülkeyle başı belada olan bir Türkiye'nin yarın o ülkelerdeki Amerikan üslerinin Türkiye'ye karşı kullanılması ihtimali her zaman vardır. Türkiye dünyada şimdi en çok Kuzey Kore ile falan mukayese etmeyeceğim onu çünkü başka bir kategori ama Türkiye çok sayıda ülkeyle, çok fazla sayıda ülkeyle sorunu olan bir ülke haline dönüştü.
Bunun sayısız sıkıntıları olur ileride. Yani iş oraya vardığı zaman pek tabii ki gerek Amerika, gerek Amerika dışındaki başka ülkeler, hatta bunu fırsat bilecek olan Türkiye, eskiden beri diş bileyen diyelim mesela Ermenistan gibi ülkeler dahi Türkiye'nin o zor durumundan yararlanmak için bu fırsatı değerlendirmeye çalışırlar. Bunu bir kural olarak bilmek lazım. Mesela Rusya'nın Ermenistan'da askeri varlık bulundurmasının en önemli sebebi işte oradan icabında İran'a, icabında Türkiye'ye baskı yapabilmek içindir. Çok merkezi bir yer o, yani Kafkasya'nın tam ortası gibi oluyor orası. Oradan icabında Gürcistan'a, icabında Azerbaycan'a, İran'a ve Türkiye'ye baskı yapmak için oradaki askeri mevcudiyetini sürdürür. Bu sizin söylediğiniz ihtimal vardır. Çaresi Türkiye'nin dünyada mümkün olduğu kadar çok sayıda ülkeyle dostluk geliştirmesi ve onlarla olan ihtilaflarını azaltması lazımdır. Özellikle 2010'lardan itibaren Türkiye'nin maalesef etrafındaki dostları teker teker karşısına aldı. Onların her biriyle çeşitli sorunları olan bir ülke haline dönüştü. Bundan Türkiye'nin bir an önce kurtulması lazımdır. Peki Yaşar Bey, şimdi Türkiye ile ABD arasında bir stratejik ortaklık olduğu söylene geldi uzun bir süre, ancak İkinci Körfez Savaşı'nda 1 Mart tezkeresinde ABD askerlerinin Türkiye topraklarından Irak'a geçişine izin verilmemesiyle başlayan bir de süreç var ve ardından Türkiye'den ziyade Körfez ülkeleriyle, Suudi Arabistan'da dahil Arap ülkeleriyle, bunun içinde ucunda bir diğer ucunda İsrail'in de bulunduğu farklı bir denklem oluşmaya başladı. Bu anlamda ABD-Türkiye ilişkilerinin stratejikliği önemini kaybederek, sıradan bir ilişkiye dönüşerek bu bölgeye doğru kaymaya başladı izlenimi oluştu. Siz ne dersiniz? Böylesi bir eksen kaymasının orta ve uzun vadede Türkiye'ye kaybettireceklerine dair neler söyleyebilirsiniz? Bunun bir bedeli olur mu? Bedeli mutlaka olur. Sorun şöyle ortaya çıkmaz. Yani birkaç ayrı, hangi açıdan baktığınıza bağlı olarak bu konuda farklı yorumlar yapılabilir. Türkiye eğer bölgede veya dünyada düşmanı olan ülkelerin sayısı azalırsa ve bütün ülkelerle sorunlarını çözümlerse pek tabii ki Türkiye'ye yönelecek tehlike az olacağı için Amerika'nın da öteki ülkelere yerleşmesi Türkiye için bir tehdit teşkil etmeyecek hale gelebilir. Ama Türkiye bu konumda değil. Türkiye'nin avantajı NATO'da şimdiye kadar son derece önemli görevler yaptı ve savunmasını Batı savunması içinde gördü. O da İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Rusya'nın Türkiye'den bazı toprak taleplerinde bulunması. Yani Kars, Ardahan, Elviye-i Selase adı verilen 3 liva, 3 vilayeti geri istemesi ve Boğazların kontrolünü Türkiye ile birlikte yapma arzusunu dile getirmesi Türkiye'yi çok korkuttu. Bunun için Rusya'nın bu tehdidine karşı koyabilmek için NATO'ya girmek için çaba sarf etmeye başladı. Ve NATO'ya girişi sırasında da biz henüz NATO'da yokken NATO'nun arşivlerine inildiği zaman görülüyor ki o tarihte işte Türkler Asyalı bir ırktır. Bir batılı Kuzey Atlantik İttifakı diyoruz, NATO'nun kuruluş amacı Kuzey Atlantik bölgesindeki tehditleri gidermek için kurulmuş bir şeydi. Kuzey Atlantik bölgesi için kurulan bir ittifakta Türkiye'nin ne yeri vardır? Türkler zaten gayrimedeni insanlardır. Böyle bir ittifakta yeri yoktur diye
çok şiddetli tartışmalar oldu biz girmeden. Ama işte Kore'de Amerikan ordularını korumak için Türkiye'nin 3500 kadar askerinin ölmesi pahasına gösterdiği kahramanlık Amerika'yı Türkiye'de NATO'ya girerse yararlı olur sonucuna vardırdı ve Türkiye bu şekilde girdi. 1952'den itibaren de o ittifak içinde kaldı. O ittifak Türkiye'ye birçok şeyler kazandırdı. Birincisi altyapı kazandırdı. Fakat daha önemlisi, bundan önceki sohbetlerimizden birinde söyledim. Türkiye dünyadaki Batı ülkesindeki çok önemli ülkelerin istişare, kendi aralarında istişare de bulunduğu bir forumun parçası oldu. Kuzey Atlantik Konseyi adını verdiğimiz ve NATO'da her salı günü, yani benim NATO'da çalıştığım zaman da salı günleriydi. Şimdi halen salı günleri midir bilmiyorum. Kuzey Atlantik Konseyi'nde değerlendirmelerini sunan ve öteki ülkelerin, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın yaptığı değerlendirmeleri de dinleyen bir forumun üyesi oldu. Bu çok büyük bir kazanımdır. Türkiye çok şey kazandırmıştır. Türkiye bu konumunu sürdürebildiği takdirde bundan şimdiye kadar sağladığı faydaları da sağlamaya devam eder. Ama tabii ki dünyada Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla dengeler de değişti. Bu dengeler karşısında Türkiye yine NATO'yu kızdırmaya gerek kalmaksızın Sovyetler Birliği ile fonksiyonel ilişkiler, ekonomik alanda ve başka alanlarda ilişkiler kurabilir ve kurması yararlı olur. Hatta Batı ile Rusya arasındaki sorunların çözümünde Türkiye'nin kurduğu bu dostluk fayda da sağlayabilir. Yani NATO Türkiye'yi bir aracı olarak Rusya'ya bazı konulardaki meramını anlatmak için kullanabilir. Bütün bunlar yapılabilir. Ama birini kızdırmak suretiyle veya birini ötekine karşı kullanmak suretiyle yaptığınız takdirde her iki tarafı da küstürme tehlikesi vardır. Peki Yaşar Bey, tekrardan üslere dönersek, üslerde tam olarak ne tür faaliyetler yapılıyor? Askeri faaliyetlerin dışında elbette nüfuz yayma ama aracı olarak da kullanılıyor bu üsler. Ne dersiniz? Şimdi demin saydığım çok sayıda üstün her birinin ile ayrı ayrı şey yapmak gerekirse İncirlik üssü bir caydırıcılık ifade eden ve bazı bölümlerinde Amerika'nın çok önemli varlığı olan bir üstü, Adana'nın 10 kilometre dışında bir yerde ve Akdeniz, Doğu Akdeniz'de hele şimdi doğalgaz nedeniyle önemi daha da arttı. Akdeniz kıyılarına da işte 40-50 kilometre mesafesinde bir yer. Türkiye'nin orada 10. ana jet üssü var. Amerika'nın da 39. ana jet üssü orada oluyor. Dolayısıyla orası bir ana jet üssü, çok önemli bir karargah. Ama bu karargah ile mesela Ankara'da İncek civarında Ahlatlıbel'deki şey tamamen istihbarata yönelik. Benim öğrencilik yıllarımda kuruluşunda şantiye tercümanlığı yaptığım bir şey, Rize'nin Pazar kazasında bir radar var. O radarda NATO radarı, NATO'nun parasıyla yapıldı. Yani NATO'nun parasal katkısıyla yapıldı. O sadece o tarihte Rusya'dan gelecek tehdidi yani sadece radar olarak görev yapıyor. Radar dışında herhangi bir fonksiyonu yoktu. Ve radarı korumak için işte ufak bir askeri birlik vardı. Amerikan mevcudiyeti yoktu. Halen de yok. Böyle bir üs ile, orası da üs ama, böyle bir üs ile mesela İncirlik'teki üssü mukayese edemeyiz. Onun için üs var, üs var. Bazıları o üst Orta Doğu'daki çok önemli bir çatışmanın kaderini değiştirebilecek güçte olan bir üsttür. İncirlik üssü bunlardan biridir. Rize'nin Pazar kazasındaki Sovyetler Birliği'ne en yakın radarımız odur.
O radarın fonksiyonu ise yani üs var, üs var. Ama Türkiye NATO'nun parçası olmak suretiyle bir sistemin parçası olması suretiyle kazandığı bir zırh var. O zırh işte NATO'nun Air Defense Ground Environment dedi. Yani NATO'nun yer savunma, yerde yerleşik savunma sistemi var. Havadan kontrol sistemi var. AWACS adı veriliyor. NATO Airborne Warning and Command System, onun kısaltılması AWACS. Onlar sürekli olarak havada uçmak suretiyle düşman topraklarının, yani NATO arazisinin dışındaki toprakların daha derinliklerini görebilen bir sistemdir. Türkiye bunlardan yararlanıyor. Ondan sonra deniz tatbikatları yapıyor NATO ile birlikte muntazaman. Onlardan yararlanıyor. Onların içinde bulunmak Türkiye'ye bir zırh sağlıyor. Hı hı. Bu zırhı kaybetmeksizin başka ülkelerle iyi ilişkiler geliştirilebilir. Zaten her ülke için gerekli olan mümkün oldukça çok sayıda ülkeyle dost olmaktır. İtiraflarını elimine etmektir, ortadan kaldırmaktır. Peki. Yaşar Bey, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı bu hususta? Yok. Yani bu konuda daha nice şeyler söylenebilir ama biraz daha belki alanı daraltmak suretiyle o konulardan bir tanesinin üzerine derinleşmek suretiyle de konuşabiliriz. Sadece İncirli'yi dahi bir günün programı haline getirebiliriz. Hı hı. Ondan sonra bugün konuştuğumuz hepsinin her konunun ayrı bir program haline gelmesi halinde dahi söylenecek çok şey var. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Haftaya görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. En iyi dilekler. Evet sevgili Ahva dinleyicileri, bugün de bir Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı günde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ahval'in podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.